Evet, şimdi şu diğer sayfaları kapatalım. Bakın veri gireceğim. Girmeye çalışacağım daha doğrusu. Karşımıza ne gelecek? Veri giriniz dedi. Başlıkla ilgili sorun oldu. Başlığa girelim. Şimdi bakın. Zararlı olabilecek kod var dedi. Paragrafı eklememiz engellendi. TinyMCA diyelim. TinyMCA temel sürümünü kuralım. Evet, bayağı bir TinyMCA'de gelişti. Çok uzun yıllardır kullandığım bir program. CDN'den de burada rahatlıkla kullanabiliyoruz artık. İstersek Content Delivery Network'ten, istersek de bu şekilde yapabiliriz. Biz Content Delivery Network'ten kullanalım. Content Delivery Network'teki hali bu. Post ekli. Evet, bakın hemen düzeldi. Artık bunlar çok kolay Content Delivery Network'lar olduğu için. Şimdi burada düşünebilirsiniz bunu girmesi vakit alacak vesaire. Ama şöyle düşünün. TinyMCA'yı kullanan siteler oldukça fazla. Bu şekilde CDN'den bu kod indiyse kişiye başka bir site aracılığıyla tekrar yüklemesine gerek kalmayacaktır. Veya sizden bir kere yüklendi mi diğer sayfalarda gerek kalmayacaktır. CDN olması, Content Delivery Network olması kötü bir şey değil bence. Evet. Test. Test diyorum. Bakın kod zararlı dedi. Biz zararlı değiliz tabi. Zararsızız. Kodumuz da zararsız olması lazım. Bunu yapmak için unvalidate dememiz gerekiyor. Şimdi öncelikle formu geri gönderdiğimizde veriler boş oluyordu. Bu pek hoş bir şey değil. Value değerleri var inputların. Bunları değiştireceğiz. Title dedik. Formların value değerlerine geliyorum. Ve Razor sinteksiyle bunları yazıyorum. Evet, gelelim buradan. Razor sinteksi. Evet. Request nokta form diyorum. Title. Yine alışkanlık tek tırnak gidiyor elim. Bunu çözemeyeceğiz pek gözüken. Başka input yok. Burası tamam. Tek sarıyanın içine girelim. Burada tek sarıya da content olacak. Ancak request nokta form değil, request nokta unvalidate diye bir şekilde unvalidated doğrulanmayan dememiz gerekiyor. İçerik geldiyse bunu doğrulamayacak. Bu şekilde dememiz gerekiyor. Onun dışında da publish date içinde publish date'i value olarak seçebiliriz. Eğer tarih gönderdiysek buraya geliyorum. Publish date. Burada yapmıyoruz. Burası bu şekilde kalsın. Başka da yapacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Umarım hatamız yoktur. Yok gözüküyor. Göndermek istedik. Yazıya girin, başlığa girin dedi. Evet. Sas demiştik. Şimdi ne diyelim bakalım, Laravel 5.2 beğenilen Laravel 5 framework'ü 5.2 sürümüne
ulaştı. Bu konuda yeni videolarımızı izleyebilirsiniz.